Sevgili arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Elektrik tesisatımızı biliyorsunuz revizyondan geçirmiştik. Şimdi neler yaptık arkadaşlar? Elektrik tesisatımızın enjektör tesisatını revize ettik. Enjektörleri, benzin enjektörünü temizledik. Mikrofiltreyi değiştirdim. Orada bir tane buji kablolarını tutan kırık bir parça vardı. Onu Mercedes'e sipariş ettik. O gelecek arkadaşlar. Üst kapağı polisajladık, parlattık. Ondan sonra gereken bakımları yaptık. Şimdi peki gaz kelebeğini söktük, temizledik bu arada. Arkadaşlar ne faydası oldu? Şimdi özellikle gaz kelebeğini temizledikten sonra bazen böyle araba benzin ya da LPG fark etmeksizin arkadaşlar rölanti arada dalgalanma yapabiliyordu. Bazen rölanti dalgalanma yapabiliyordu arkadaşlar. Bu tamamıyla gitti. Hiç dalgalanma yok. Bugün hatta Kayseri'ye gittim geldim. Hatta araba uzun yoldan geldi. Gayet güzel. Benzinde böyle çalışırken egzozdan en ufak bir çiğ yakıt kokusu almıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Gayet muazzam oldu. Bu arada LPG test, yani LPG'yi değiştiriyoruz arkadaşlar. Komple söküyoruz bu üzerindeki LPG'yi. Regülatör, enjektörler hariç komple söküyoruz. Şimdi Ankara'da Bahadır Altın ustamızla görüştüm geçen gün. Dedi ki Cangaz'ın bir kiti var. Çok muazzam bir yazılımı var ve çok seçenekli ayar programı var dedi. Ben esasında Atiker bir eküyle devam etmek istiyordum ama kendisi Cangaz'ı önerdi. Vicars 2 ohm enjektörleri mükemmel şekilde tetikleyip çalıştırabildiğinden bahsetti. Arkadaşlar şimdi bu LPG sistemimizi değiştiriyoruz. Ekü, map, düğme ve tesisatı komple değiştireceğiz. Mükemmel bir şekilde akünün arkasına yeni bir Cangaz tesisat çekeceğiz ve arkadaşlar Bahadır Usta şöyle bir şeyden bahsetti. Orijinal tesisatı kesmeden soketli şekilde araya soket girerek orijinal tesisatı kesmeden montaj yapabileceğini söyledi. Şimdi yani aracımızın elektrik tesisatını sıfırdan yeni tesisat koyduğumuz zaman tesisat kesilmeyecek. Araya soket yapacak. Ama biz şu an tesisatı değiştirmeden LPG'yi değiştireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra yeni tesisatı koyduğumuz zaman o ara soketleri birbirine bağlayacağız ve olay bitecek arkadaşlar. Yani ana tesisatı kesmeden soketli şekilde yapabileceğini söyledi. Bu benim oldukça hoşuma gitti ve memnun oldum. Allah kısmet ederse Cangaz bir kitle aracın LPG sistemini değiştireceğiz arkadaşlar. Bugün Kayseri'ye gittim geldim. Bir bilgi daha vereceğim size arkadaşlar. Mesela radyatörün burada sızıntı vardı arkadaşlar benim aldığımdan beri. Ben ilk aldığımda Würth'ün radyatör sızıntı önleyicisini kattım. Fayda etti yani bu zamana kadar getirdi ama sızıntı tekrar başlamıştı arkadaşlar ve biraz fazlaydı. Radyatörü de ben değiştirmek istemedim çünkü orijinal radyatörü ve radyatörüm çok temiz. Araba yani yazın klima full açık. 35-40 derece sıcaklıklarda araba 90 dereceyi hiç geçmiyor. Radyatörüm çok güzel ama buradan sızıntı vardı arkadaşlar. Ben de ne yaptım? Burayı maskeledim ve sprey vernikle vernikledim arkadaşlar. 5-6 kat. Bugün de uzun yola gittim geldim. Kayseri'ye gittim geldim ve şu an elimi sürdüğümde akıtmanın sıfır olduğunu gördüm arkadaşlar. 124 kasaların radyatörleri buralardan genelde sızdırır arkadaşlar. Kronik sıkıntı. Genellikle sızdırır. Sizin de böyle sıkıntı yani sızdırma probleminiz varsa burayı maskeleyin arkadaşlar. Önce benzinle ya da balata spreyle temizleyin. Verniği basın arkadaşlar. En az 4-5 kat, 6 kat verniği basın. Her 3-4 güne bir kat vernik basın arkadaşlar ve sızıntının kesildiğini göreceksiniz. Bakın arkadaşlar elimi atıyorum. Kupkuru. Vernik burayı doldurdu ve burada vernik artık böyle sakız gibi olmuş ve burayı kapatmış arkadaşlar. Buradaki sızıntı da kesildi. Bunu da bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Yani radyatörümü değiştirmekten şu an için kurtuldum arkadaşlar. Sızıntı sıfır. Bilginiz olsun. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yaptığımız işlem değdi. Arabanın çalışması falan çok pürüzsüz, gayet güzel.
Ama LPG tesisatını değiştireceğiz arkadaşlar. Yakın bir zamanda, yani LPG'yi komple atacağız. Cihangaz'ın yeni sistem bir LPG'sini aracımıza koyacağız. Onunla da ilgili sizlere bilgi videosu çekeceğim inşallah. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize tekrardan görüşmek üzere diyorum.